Türevler verilmiş. Biz de türevini alalım o zaman. F türev x eşittir. G türev x küp önce sonra içinin türevi 3x kare artı 4k x küp. Eksi 1 demiş madem. F türev eksi 1 yapalım. X yerine eksi 1 verip. Böylece burası 3 burası da eksi 4k olacak. Bunların ikisi de birbirine eşit. 2 oldu. Haliyle 2 eşittir. Artı 6 eksi 4k. 4k eşittir 4'ten. K 1 oldu B şıkkı. Her iki tarafın türevini alacaksınız. F türev 3 x eksi 5. İçinin türevini almayı unutmayacağız. İçinde de bir fonksiyon sonuçta. 3 x eksi 5 de bir denklemdir. Onun türevi 3'tür. Sonra sağ tarafın türevi 4 x artı 1'dir. Böylece x'i içeriği pardon 1 yapmak için x'e 2 vermeliyiz. F türev 1 çarpı 3 x'e 2 verince içerisi 1 oldu. 8 artı 1'den 9 3'e bölersek f türev 1, 3 oldu. C şıkkı. Bir fonksiyonun arkadaşlar türevinin işaretlerini gördüğünüz zaman daima eksi ise bu böyle biraz artmış biraz azalmış beni ilgilendirmiyor. Türevin ikinci yorumuna yorum yapıyor muyuz burada? Hayır. Artan azalanlıkta sadece beni ilgilendiren şey grafiğin alt tarafında ise azalandır. Grafiğin üst tarafında artandır. Türev grafiğinden bahsediyorum tabi. Burada da türev grafiği olduğu için evet fonksiyon azalandır. Hep x ekseninin altında bakın. F2 yerel maksimum değeridir. Hayır. Sorum net. Bu fonksiyon arkadaşlar iki noktasında türev işareti değiştiriyor mu? Hayır. Türevin işareti eksi iken yine eksi. Bu sadece azalma biçimini değiştiriyor. O da bizi ilgilendirmiyor. Fiziksel türevle falan şu an ilgilenmiyoruz. Daha doğrusu fizik, hız, ivme falan onlara girmediğimiz için. Sadece azalma şeklini değiştiriyor. İşaret değiştiği an türevde arkadaşlar maksimum minimumdan bahsederiz. Bu yüzden yanlış. Türevin türevi alınmış. Yani ikinci türev bakın. Evet bir fonksiyonun türevi olmaz. Nerede? Sivri noktada. Bu yüzden f türevin bir daha türevini alırsak f ikinci türevdir. Bu da hakikaten tanımlı değildir. Sivri noktadan dolayı 1, 3, c şık. Önce g türev dediği için sol tarafın türevi zaten g türevi. Sağ tarafta İçeride bir şey yokmuş gibi o normal önce bir fonksiyon türevi budur. Sonra içinin türevi alınır. 1 çarpı fx artı x çarpı f türev x şeklinde gördüğünüz gibi. g türev 0 dediği için x yerine 0 yazıyorum. Burası da f türev 0 olacaktır. x yerine 0 verince direkt burası 0 oldu. Sonra bakın burası f 0 artı zaten bu gitti böyle oldu. F türev 0 soruda 2 verilmiş. F0 yine 2 verilmiş. O zaman 2 çarpı 2'den cevap 4 oldu. B şıkkı. Bu soru arkadaşlar aynı zamanda güzel bir ikinci derece denklem sorusu. Şimdi türevini aldığımız zaman fonksiyon yorumu yapacağız. ikinci derece denklem yorumu yapacağız. G türev fx eşittir. F türev x eşittir sıfırdır değil mi? Şimdi arkadaşlar bir çarpımı hangi durumlarda sıfır elde edersiniz? Ya ikisi birden sıfır olursa ya da en azından biri sıfır olursa. Şimdi f türevin sıfır olduğu yeri biliyorum ben. Bakın buraya fonksiyonun türevi f türev x 2x artı 2 olduğu için bunu sıfır yapan yer neresi? Eksi 1. O zaman buranın ne olduğunu bilmeme gerek yok. Sonuçta içinin ne olduğu önemli değil. Burası sayı bile çıksa f türev eksi 1 sıfır olduğundan dolayı verebileceğim ilk x değerinin eksi 1 olduğunu gördüm. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şu olabilir. Sol taraf yani G türev sıfıra eşit olabilir. Bu normal istediğim bir sayı olur. Önemli değil. O zaman G türevin sıfır olduğu şey neymiş? Sadece 4. Yani buranın içine 4 yapacağız. G türev 4 olunca sıfır oluyor. İçinin sıfır olması için fx'in 4 olması lazım. fx'in 4 olması için onun da 4'e eşit olması gerekiyor. Buradan x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 x artı 4 çarpı x eksi 2 eşittir sıfırdan 1 kök eksi 4 1 kökte 2 geldi. Gördüğünüz gibi eksi 4 2 ve eksi 1 değerleri için bu fonksiyon arkadaşlar türevi sıfıra eşit oldu. Böylece çarpımları bu değerlerin alabileceği 8 oldu. E şıkkı. Fonksiyonun türev grafiği verilmiş. Bakın arkadaşlar şimdi burada fonksiyonun türev grafiğinde x ekseninin altında kalan yerler azalan olduğunu söyler. O yüzden eksi a a aralığında azalandır. Gelelim şimdi türevin işaret değiştirdiği yere. Artıdan eksiye geçtiği zaman eksi a da max noktasıdır. A da eksiden artıya geçiş yaptığı için burası da arkadaşlar minimum noktasıdır. Bu yüzden evet f a bir yerel minimum değeridir. Gelelim şimdi f sıfır küçüktür sıfıra. Fonksiyonun arkadaşlar türev denklemini biliyoruz, şey türev denklemini bile bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. K x artı a çarpı x eksi a eşittir f türev x. Şimdi bunun normalde integralini almanız lazım. İntegralini aldığımız zaman da sabit değeri bilemeyeceğimizden dolayı f sıfırın sıfıra eşit mi, sıfırdan büyük mü, sıfırdan küçük mü olduğunu bilemeyiz. Sadece sıfır noktasında fonksiyonun azalan olduğunu söyleyebiliyorum. Ama bütün azalan fonksiyonlar negatif midir? Hayır. Yine de işinizi garanti altına almak adına bunun böyle integralini aldığınızda iki tane bilinmeyenin olduğunu hatta 3 tane bilinmeyenin olduğunu böylece değerleri bilemediğiniz için artan 0 e, sıfır mı sıfırdan büyük mü sıfırdan küçük mü olduğunu yine anlamadığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bir soru işareti cevap 2-3 D şıkkı. Maxmin sorularında denkleme bizim kurmamız gerekiyor. O yüzden bazen bu kısımlarda zorlanabiliyorsunuz. Şimdi normalde 120 çarpı e, kaç para alacakmış kişi başı? 120 lira 80 tane insan gelse bu kadar para alacak. Ama 80'in üzerindeki her bir kişi için tüm katılımcılara 50 kuruş geri ödeme yapılıyor. Bakın 80'in üzerinde her bir insan katıldığında 80'in üzerinde ne kadar indirim yapılıyor? 0.5x kadar. Gördünüz mü? İşte yeni kazanç denkleminiz bu. Kazancın maksimum olması için türev alacağız. Çünkü türev aldığımızda türeve sıfır eşit olan yerler oranın maks ve minleridir. Türev aldığımda eksi 0.5 çarpı 80 artı x artı bunun türevini almıştık. Şimdi ikincinin türevi 1 çarpı 120 eksi 0.5 x oldu. Dağıtalım şimdi. Eksi 0.5 eksi 40 eksi 0.5 x artı 120 eksi 0.5 x böylece eksi x artı 80 eşittir 0 oldu. Demek ki x buradan 80 geldi arkadaşlar. x 80 ama hali hazırda 80 zaten vardı. Katılımcı sayısı 80 artı x olduğu için 80 artı 80'den 160 kişi katılırsa maksimum gelir elde edilecek. Burada arkadaşlar ikinci dereceden, dördüncü dereceden, 6. dereceden olursa fonksiyon o noktada x eksenine teğettir. Bu yüzden eksi 3 noktasında teğet olana bakacaksınız. B şıkkı, E şıkkı diğerleri eksi 3 noktasında fonksiyona teğet değil. Bir de diğer kökümüz zaten 1. Peki kollar yukarı doğru mu gidecek, aşağı doğru mu gidecek? Bunun için de şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Birden sonra bir değer verin. Çok basit bir mantık aslında. Birden de sonra değer verdiğinizde burası işte 2 verelim mesela. Eksi 1 olur. Buraya 2 verdiğimiz zaman da 5'in karesi 25 eksi olacak. Ha demek ki o zaman kol böyle yukarı doğru değil aşağı doğru olacakmış arkadaşlar. Çünkü 2 verince negatif bir sayı geldi. İşte bak bunu da böyle anlarsınız bitti. Birisi f, birisi g türevi arkadaşlar. Bileşke fonksiyonu yazarken g bileşke f'nin türevi 1 demiş ya. O zaman ne olacaktır? g'nin türevi f1 çarpı f'in türevi 1. İçinin türevini unutmuyoruz bakın. İçinin türevi de f türevi 1 gelecek. Şimdi doğrunun eğimi arkadaşlar türevidir aynı zamanda değil mi? Doğrunun eğimi ne peki? Tanjant alfa. Burası 3 birim, burası 1 birim. Tanjant alfa böylece ne geldi? 3. Bu nedir? f türev 1'dir. Dolayısıyla buraya 3 dedik. Şimdi f1'e de bakalım. f1 kaçmış arkadaşlar? 3. O zaman f1 gördüğüm yere 3 yazarsam g türev 3'ü bulacağım. Denklemimiz zaten direkt g türev. Dikkat edin lütfen. Şöyle bir doğru 4'ten geçiyor. 4'ten geçiyor g türev x. Hemen denklemini yazayım size. Eee görün sizde. Doğrunun eğimine tanjant 45 e ama sola yatık -1. Eksi x. Sıfır verdiğimde 4'ten geçiyor. Eksi x artı 4. O zaman g türev 3'te eksi 3 artı 4'ten ne oldu? 1. Demek ki g türev 3'te 1'miş. 1 çarpı 3'ten 3 geldi. C şıkkı. Fonksiyon arkadaşlar artmaya devam ediyor. Bir noktasında böyle dip yapmış olması sizin aklınızı sakın karıştırmasın. Türevdeki tek kıstasımız fonksiyonun türevinin işareti artma mı eksi mi? Artıysa türev artandır, şey fonksiyon artandır. Eksi ise azalandır arkadaşlar. Dolayısıyla bu fonksiyon hep artmaya devam edecek. Sadece şurada arkadaşlar artış hızı düşük, burada artış hızı yüksek. Olay bu. Bir araba gibi düşünün. 10'dan 20'ye şurada arkadaşlar 10 saniyede çıkıyorsa Burada 20'den 60'a sanki böyle 5 saniyede çıkıyormuş gibi düşüneceksiniz. Olay sadece bu ama artmaya devam ediyor. Dolayısıyla F0 arkadaşlar F1'den tabii ki küçüktür. Yine F2'den de F1 büyüktür arkadaşlar. Olay direkt budur. A şıkkı. Teğet olan doğrunun denklemi arkadaşlar demiş ya burada. O zaman teğet olan doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in kat sayısıdır. Bu doğrunun eğimi olduğu için aynı zamanda f türev a'nın da eksi 1 bölü 8 olduğunu söyler. Hemen türevini alırsak bunun x artı a'nın eksi birinci kuvveti çarpı a demektir. a çarpı x artı a'nın kuvvet azaldı eksi 2 oldu. İçinin türevi 1. Tabii ki eksi 1'i de başa katsayı olarak iliştiriyoruz bakın. Şimdi artık f türev a yani x yerine a yazacağım. Eksi a çarpı A artı A 2A. 2A'nın eksi ikinci kuvveti 1 bölü 4A kare. Böylece eksi 1 bölü 4A oldu. Bu arkadaşlar eksi 1 bölü 8 e eşit olacak. A 2 geldi. Demek ki denklem 2 bölü X artı 2 imiş arkadaşlar. Haliyle FA bu denklemi sağlar. Yerine yazdığınız zaman 2 bölü e, A'yı artık zaten 2 bulduk. 2 bölü 4'ten demek ki 1 bölü 2 imiş. Ne o? B noktanın 2'ye 1 bölü 2 olduğunu gördük. Şimdi bu böyle hani bir eğri düşünelim şu şekilde bir eğri. Buradan bir teğet çizdik. Bu teğet aynı zamanda bu doğru aynı zamanda 2'ye 1 bölü 2'den geçiyor. Yani bu nokta aslında ikinci bu verilen denklemi yani doğruyu da sağlayacak. Bu yüzden bakın yerine yazıyorum. X yerine 2, Y yerine 1 bölü 2'yi yazarsam C de 3 bölü 4 oldu. Artık C'nin A'nın ve B'nin toplamı arkadaşlar bize 13 bölü 4'ü getirdi C şıkkı. Mutfağın en geniş alanlı olması için arkadaşlar şuna bakacağız. Çevresi 48 olduğuna göre ilk kenarın toplamı 24'tür. Burası 24 eksi 5x olur. Haliyle x olduğu için burası da 24 eksi 6x olacaktır. Burada bazen yapılan hata şu oluyor. Ezber bir bilgi var. Dikdörtgen verildiği zaman işte alana en büyük olması için kare olmalıdır. Ama arkadaşlar orada size çevre uzunluğunu vermesi lazım. Yani şunu demesi gerekiyor. Dikdörtgenin çevresi 20 santim. Direkt bu dikdörtgenin çevresi. Alanı nedir derse evet 10 e, şey dersin. 5 çarpı 5'ten arkadaşlar. Bunun alanı en büyük 25 olur. Ama... Büyük dikdörtgenin çevresi belli. Bu dikdörtgenin çevresini bilmiyorsunuz. Sakın o yüzden kare deme tamam mı? Dolayısıyla burada normal düzgünce türev yapacaksınız. 2x çarpı 24 eksi 6x. Bu mutfağın alan denklemi. Dağıtırsak 48x eksi 12x kare mutfağın denklemi. Türev aldığımızda 48 eksi 24x eşittir 0 oldu. x arkadaşlar 2 geldi b şıkkı.